Selam gençler, yepyeni bir Papers, Please videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Papers, Please'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, en son ne yapmıştık? Evet, en son ne yapmıştık hatırlamıyorum ama galiba parasal anlamda işi birazcık hafifinden çözmüştük gibi hatırlıyorum. Biraz çözmüştük değil de birazcık kendimizi rahatlatmıştık diye hatırlıyorum rüşvetlerle. Evet, yani bölüm ismi bile rüşveti aldım ama geçirmedim. İdi, değil mi? Öyleydi. Bir de bonus falan almıştık. Bir de tüfek vurmuştuk gençler falan filan. Ama şimdi gözü altına aldıklarımız için bize para mı verecekler diye düşünüyorum. Belki de vermeyecekler ama vermeleri lazım bence. Şurada bir yeşil bir adam var bu arada. Görebiliyor musunuz bakayım? Şu birazcık belki de göremiyorsunuz. Tam şu anda ikinci ekran olduğu için bilmiyorum. Şu kendimi aşağı koydum. Hemen şöyle göstereceğim. Tekrar yukarı koyacağım. Şurada yeşil bir adam var gençler. Bu yeşil adamın ne iş yaptığı hakkında bir fikrim yok. Ama öğreneceğiz diye düşünüyorum. Şöyle bir yukarı aldım kendimi. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Yani simetrik mi birazcık sanki kayabilir. Kaydırdım. Birazcık sola biraz daha bakayım. Sanki şu anda simetrik'e yakın. Yani tam emin değilim. Neyse efendim şimdi evet. Zaman geçiyor mu zaman geçmiyor bakayım. Olumsuz basın göçmen prosedürünü engelledi. Etkiledi. Olumsuz basın. Reddedilen bütün girişlerde red sebebi belirtilmelidir. Oo, niye reddettiğimi mi yazacağım artık? Ay anasını. Yeni bir bilgisayarlı sistem yüklendi. Red sebebi damgasını kullanabilmek için uyuşmazlıkları belirtin. Şimdi aşarsam bunu nasıl yapacağım? Çünkü uyuşmazlıkları belirteceğim. Red sebebi damgası ilk sorgulamada ortaya çıkar. Bir giriş reddedilirken hem reddedildi hem de red sebebi damgası bulunmalıdır. Kişi uyuşmazları giderdiğinde reset damgası kullanılmış olsa bile geçirdi. Anladım arkadaşlar. Göstereceğim yani şu an dilimle anlatırsam biraz zor olur. Ama anladığımı düşünüyorum. Suçlular listesi nerede? Suçlular bunlar tamam. Şimdi Arsoskalı bir vatandaşımız var. Erkek 82 kilo 1,73 boyu var. Yani bir tık sanki kısa gibi ya. Uyuşmazlık yokmuş. Doğum tarihleri doğru. Erkek paradigmaya bakacağım. İsim Erik Bursivik gibi bir şey. Burki. Burada bir yanlışlık var. İki ismi var mı ama? Bak sebep şeysi çıktı görüyorsunuz. Parmak izi yapacağız önce. Çattırt. Çatarank diye bir yapıştırdık. Bilinen başka ismi yok diyor. Şöyle bir iki ismi var. Başka ismi yok. Uyuşmazlığı belirledim. Gözaltı çıkar mı? Çatırt. Gözaltı varsa hiç yani kaçar yok. Yapıştıracaksınız abi. Dışarı dışarı. Sıradaki gelsin bakalım. Bak bu şekilde profesyonelce işi halletmeniz gerekiyor gençler. Kameram diğer bir yerde şöyle durmuş. O yüzden bak şöyle göstereyim. O yüzden kendimi o şekilde konumlandırmamak için uğraşıyorum. Bazen kameraya bakıyorum. O yüzden ekran gidiyor. Diplomatik bir mesele için gelmiş. Tamam, suçlarımızdan biri değil gibi gözüküyor. Erkek ismi yok Darren. Aa, burada isim yanlış. Benim iki ismim var diyorsun. Al sana iki isim. Aha da burada. Şu şekilde. İki ismin var mı senin? Yok mu göreceğiz. Ne desem bilemiyorum. Gözaltı diyorum abi. Ben biliyorum abi. Ben ne diyeceğim ben biliyorum. Gözaltı varsa sıkıntı yoktur. Bak hem müşteri falan hallediyoruz. Hem de gözaltına alırız. Bak double kar abi. Çok iyi. En sevmiş. Dur bir dakika bu tanıdık geldi. Yok. Orveçvanor 37-0 tamam. Boyu bir yetiş. Abi senin boyun 1,84 ise ben de Ronaldo'yum abi. Ben Ronaldo'yum evet. Ayakkabılarına ben şimdi başlayacağım senin. Öyle bir şey yok abi. Ayakkabılarda nasıl boyun? Aynı lan bunlar. Vallahi adam doğru yani ben bir şey demek istemiyorum ha adam doğru. Erkek ise tip doğru abi tamam mı? Adam doğru çıktı ne diyeyim? 79. Demek ki büyük ayakkabıymış. Topuklu ayakkabı bir fotoğraf çekmiş abi. Şimdi yani boy ölçülmüş. Şimdi abi bakayım bölgeler.
Kimlik yerli. Ha. Şehirler. Var mı abi Burnton? Burnton bölgesi var. Sende başka sıkıntı var mı abi? Tipler uyuşuyor. Bunlar aynı kişiler. Yani uyuşuyor. Orveç ve Nor var olması lazım. Tekrar bakacağım. Arstos Kaya. Orveç Vonor var. Bu da Vonor, tamam. Başka bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor reisin. İsimler de doğru. Abi sen geç ya. Sen sıkıntı yok sende yani. Onaylıyorum. Onaylayınca zaten sebep belirtmeme gerek kalmıyor. Ah, sıkıntı yok senin ya. Bastır tekmeciler. Abi bu çok sorunlu bir adam benziyordu ya. Oh geçti, tamam. Hiç yok, şey yok. Sen mi sandık geldin? Tamam. 14 gün süreceksin. Akrabalarını ziyaret edeceksin. Bu mühür doğru. Andrea Delforge. Delforge Andrea. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Andrea. Tam doğru, ben niye kadar takıldım bilmiyorum. Kim, bunlar doğru, bu numara doğru abi. Troglodyne var mı? Öyle bir yer var ama Republia'da mı? Republia, Troglodyne, tamam. Hiçbir sıkıntı yok. 12. ayın, tamam. Abi ben bunu geçireyim. Şaka yapıyorum. Bir eksiklik var. Oha kaçıyor lan bu. Yabancıların giriş iznine ihtiyacı var. Ha bu değil. Yabancılar abi kimlik ha. Hiç yoktum ahanda. Önce sebebini, sonra reddedildiği çatarank diye böyle verelim. Tabi. Yazıyor üstünde, ben açık bir şekilde damgalandı. Aynen öyle. Ha, tamam o zaman. Lanet olsun size. Biraz daha kalsaydın ya, gözaltı alırdık. Neyse. Olsun olsun. Bu kim? Suçlu tipi var abi bunun. Değil. Tamam. A bakıyorum. Ziyaret edecekmiş. Tamam. Bunda Batı Grest'in Kolejya. Bu doğru damgası var. Kısa saçlısın. Tarih doğru. Tamam. Hop. Batı Grest'in ki. Tamam. Kısa saçlısın. Değil mi? Veri uyuşuyor. Pasaport numarası uyuşuyor. Alexander Lokovska. Tarih tamam. Abi Kolejya'da şey bölgesi var mı ama? Önemli olan kıstasımız belki de şu an bu. Ziyaret. Ne kadar kalacakmış? Tamam, bu sıkıntı yok orada. Bir şey eksik mi diye bakıyorum. Doğu değil de Batı Grest'in var mı? Kolejya'da. Kolejya Batı Grest'in var, tamam. Doğu Grest'in tamam, orada Batı Grest'in de Kolejya'da, tamam. Teröristlerin bölgesi gerçi ama umarım bir sıkıntı yoktur sende. Sanki sıkıntı yokmuş gibi hissediyorum ama abi her an sıkıntı çıkar mı çıkar. Çıkmadı. Ses bekledim de. Bu var mıydı? Yok öyle bir şey. Aktarma yapacak abi. Ne kadar süreyle geçecek? Yalnızca Great Rift var orada ama. Tamam, müfettiş sen müfettiş. Reddederek. Tamam lan, unutturuyorsun bana. Al. Bas kırmızıyı. Git. Demek böyle bir ismiş. Adam sırf reddedilmenin nasıl bir duygu olduğunu görmek için buraya gelmiş. Helal olsun. Hadi. Zaman çok hızlı geçiyor bu arada. Zamanımız az mı ya? Kelleşmeye bak abi. Göç etmek istiyorsun. Süreklisin. Damga doğru abi. Yurkosti var mı? Tarih doğru mu? Değil. Niye böyle bağırdım? Şu anki bir şey olmuş gibi. Ben de sana şu anda çok meşgulüm, sana reddettiğim için seni. Sıradaki gelsin, sıradaki. Abi bundan sonra bir kişi de alsak aslında. Bir de para gelecek. O yüzden çalışma izni var abi. Süresi geçmemiş. Hemen. Anız. Yok ettim. Yok. Bayılttım. İşte bayıltırım arkadaşlar. Profesyonel sniper'cıyım, keskin nişancıyım, kaslıyım, kuvvetliyim. Teşekkür ediyorum. Oradan 20 kredi alacağım. Tamam, güzel.
doğum günü pahalı bir boya seti istiyor. O oğlum bak. Oğlum bizim de ekmek paramız belli yani. Şimdi söylemesi ayıptır ama. Tam günü çıkarmışım zaten buradan. Sana bir de hediye mi alacağım? Oğluma hediye alacağım tabii ki ya. Oğlum benim bir tane oğlum var lan. İki tane mi var sanıyorsunuz? İki olsa da fark etmez. Oğlumu alırım arkadaşlar ya. Çocuk doğum gününde mutlu olsun, zaten fakirlik içinde yaşıyoruz. Bari doğum gününde boya seti alayım. Boyasın abi. Resim çizsin çocuğum benim. Ressam olsun. Teşekkür ediyorum. Çocuğumu seviyorum. Oğlum adamdır. 11 Aralık gençler unutmayalım. Bakınız yeşil adam geliyor şu anda. Bu yeşil adamın bir olayı var herhalde. Bize para verecek arkadaşım bu. Yok, bu yeni gelen eleman. Tamam. Yeşil olan yeni gelen. Tamam. Dün için teşekkür ederim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Artık eskisi gibi değilim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben profesyonel bir nişancı olarak zaten bunları yapmak benim görevimdi zaten. Şimdi anlatabilir miyim? Aa, bir adam geldi zannetti, saydı şu an. Çok güzel. Yaşadı cımur cımur ne diyor? Ziyarete mi geldin? Hoş geldin. Bunda bir eksiklik var mı abi? Yok herhalde. İsmi bakıyorum. İnfigar Halhar. İnfigar, Halhar. Tamam, hiç sıkıntı yok. 2DPP 9 tamam. Ziyaret, tarif uyuyor. Kısa saçlısın, tamam. Bugünkü suçlar ne ki abi? Suçlara bakalım. Hepsi erkek. Birisi çok karakteristik bir tipe sahip. 60 kilosun, 1,74 boyun var. Boy sanki az palavra gibi geldi ama. Tamam, hiç sıkıntı yok. Ziyarete mi geldin? Ziyaret 2 hafta. Tamam, hiç sıkıntı yok. Kadınsın. Bölge var mı peki? Bölge haritası. İmpordasın. Abi sende Sunkelio diye bir yer vardır. Onaylıyorum. Ben, iyi, hoş geldin. Sıkıntı çıkarmazsın umarım. Sana güveniyorum. Ah, çıksa. Ceza yok Allah'tan. İmpordan giriş yasak mıymış? Lan nerede yazıyor? Alan impordan giriş yasakmış ya. Uf. Okumadan başladım ya, ağzıma ettiler. Abi senin boyun kurt galiba doğru. Abi doğru bir şeysin. 12 importlu değilsin abi. Grak bilmem ne. Marlin bozuldu ya. Uf, nasıl kural okumadım oğlum? Kızılderilisin. Doğru mu? Tamam. Tarih doğru. Greta Pitt diye bir yer var biliyorum. Beş federasyondasın. Hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Giriş yapacaksın. Tamam, bunda bir sıkıntı yok heriften ya. Yani böyle herifte bir sıkıntı yok. Konuşma şeysi. Tamam, bir sıkıntı yok abi bunda. Geç geç, az önceki moralimi boz biraz reis. Üzgünüm sana kötü davrandıysam. Oh, geçti. Hepsi erkekti zaten. Bu kadın olduğu için direkt geçeceğiz. Doğu Gresi tabii ki var. Babanla birlikte mi çalıştın? Tamam. Bir sıkıntı çıkacak kesin. Tamam, bir şey çıkacak sanki, bununla çok konuştuk. O kaç yaşında lan bu? Ha doğru, oyun zamanına göre biraz düşündüğüm kadar yaşlı olmuyor. Doğu Gresi diye bir yer var. Fardesto bölgesi var mı ama? Belge diyelim. Kimlik diyelim. Fardesto. Var abi. 1,74. Yani var mı o kadar? Biri de uyuşuyor. Abi bunda bir sıkıntı var mı? Nufartal. Nufartal. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla tabii ki. Niskedon abisi. Kadın. Oh, akrabada sıkıntı çıkmadı. Kadınsın zaten. Bugün herkes erkek suçlu. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Arayalım. Hadi bir kadın çık da göstereyim sana. Naneyi. Ha şöyle. Böyle koyarlar şimdi. İyi bak. Kadın oldum belliydi. Gözaltı teşekkürler. Burada bekleyin, sorumuz budur.
Okan'ın aklıma geldi. Okan'ın bir tane şey vardı. Steam'deki Okan'ın açıklaması şey. Gereken bilgi verildi, o aklıma geliyor. Gereken bilgi verildi. Yaşam amacı ne? Sadece ziyaret. Tarih uyuyor. Glorian, True Glorian var mı Republika'da? Erkek. Aa, erkek. Bu onlardan değil abi. Tarih tamam. Bu yanlış mı? Bu doğru. Peki bir True Glorian var mı? Republika'da. True Glorian var abi. Wilhelm bilmem nesi. Bıyıklısın, bıyıklısın. 85 kilosun. 1,83 diyorlar senin için. Doğru gibi. Doğru abim. 3 ay mısın? Birkaç ay tamam. Ziyaret tamam. Sıkıntı yok. Pasaport numarasına bakarken ben o sırada diğer özelliklerine bakarsak erkeksin zaten. Doğru. Tamam, hiçbir sıkıntı yok reiste. Bir sıkıntı çıkar mı? Herhangi bir şeyden diyeceksiniz. Yani hiçbir fere verecek nokta yok reiste. Yapabiliyordu. İmpordan giriş yasak. Abi sıkıntı yok reisin ya. Gayet namuslu bir adam gibi duruyor. Bir şey unutuyormuş gibi hissediyorum kendimi ama. Abi hadi bakalım. Hayırlısı. Sanki bir şey unutmuşum gibi hissettim ama. Oh. Yoko Stikoreşya. Impordan yasak. Tarih uyuşuyor. 12. ayın tamam, bu data uyuşuyor. Kadınsın. Kadınların bir durumu var mı? Yok, bugün kadınların değil, erkeklerin vardı. Stefani Soto. Sato aklıma geldi aynı karakteri. Major'dan. Neyse kadın. 1,70-1,65 kilo. Kısa saçı var. 1,77 var mı? Var abim. Ama bir ölçelim. Biri uyuşuyor. O zaman bakalım, sürekli kocam yaşamaya gelmiş. Göçmüş. Tamamdır. Tamamdır. Numaralar uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Kureyş'te Yokosu var mıdır? Yani tek o kaldı galiba. Kureyş ya. Yurkosti var. Abi sen kocanla mutlu mesut yaşarsın umarım. Benim de şey, eşim var. Benim de çocuklarım var. Mutlu mesut yaşamanızı isterim yani. Ben iyi niyetli bir insanım. Ama ceza yazdırma lütfen bana. Ayyur! Ceza yedi bu sefer. O yemedik. Son yeriymiş. Sahte giriş izni. Ananı satayım. Damgaya bakmadım. Ha, buraya ise sıkıntı çıkacağını artık düşünmüyorum. Bu iyi var zaten. 12-12. Tarihte uyuşuyor abi. Tamam, bir sıkıntı yok. 2 gün mü duyuyorsun? Sik. Abi herife ne için geldiğini sormayacak mı? Abi neyse. Obistan tamam. İmpor geçemiyor. Skal var mı abi? Ve numaralar doğru mu? Jordi, Kostova, Kostova, Georgi, tamam. Obristanlısın, tamamdır kardeşim. Tarihler tamamdır. Hiçbir sıkıntı yok. Skal var mı peki sende? Obistan reis. Tamam, sende sıkıntı yok. Gel. Ananız ceza yedik. Geçersiz kilo 5 kredi gitti abi. Bugün çok boktan bir bölüm oldu şu an. Para da gitti. Sen doğru damga abi. Tarih marih de geçmemiş. Ben sıçtım sıvadım bugün ya. Çok kötü oldu. Natalia Makno. Enkyo. İmpordusun değil mi? İmpordusun. Allah'ta importusun abi. Abi şöyle bir kural diyeceğim. Impordan giriş yasak. İmpor. Of ya, süre bitti ya. Kötü oldu, kötü oldu. Çok kötü gün oldu abi. Çok kötü bir gün yaşadık. Para bitti herhalde. İşe götürmem için resim çizmiş oldum ama. İşte bir yerden çok sıkıntı yaşadık şu anda. Kira 25, 30 gitti abi. Maaşım da 30 zaten. Evet. Bugün kötü bir gün geçirdik. Bugün çok kötü bir performans geçirdim. Oğlum biraz zora soktun bizi ya. Bizim yüzü biraz zora soksun. Ben de kötü performans gösterdim. Son 2 gündür işte çok kötüyüm. Ceza da aldım bugün.
Belliydi gerçi o kadar fazla ceza alırsan. Maaş da gelmez, ceza da alırsın abi işte. Oh. Isınmayı da yiyeceği de vermeyeceğim arkadaşlar. Para biriksin diye. 20 dakika olmuş. Yeterli olacaktır. Yani bugün de böyle durdun herhalde ama yapacak bir şey yok. Neyse gençler, diğer videoda o zaman görüşmek dileğiyle. Bugün kötü bir performans sergiledik. Onu belirtmek istiyorum. Gerçekten kötü bir performans sergiledik. Ve çok fazla uyarı aldık. Ardından cezayı da artık almamız kaçınılmaz oldu. Gerçekten kötü bir performans sergiledik. Bu yüzden de gerçekten şu an durumumuz sıkıntılı bir durumdayız, evet. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Alevinin sönmesin. Sevgilerimizle, bay bay.